Biliyorsunuz Ispartalı Esra, Murat'ı çok seviyorum, ondan ayrılmak istemiyorum demişti. Murat'ı ikna edemiyor bir türlü. İmzayı verdiler ama hala boşanmak istemiyor. Bugün Murat'a bir sürprizi varmış. Murat bir gelsin önce lütfen. Gelin ve damat yüzleşti. O da döneceğini bir şekilde ikna olacağını düşünüyor. Annesi geldi, annesini çok suçluyordun. Kayınvaliden burada. Arife Hanım gelir misin lütfen? Gel Arife Hanımcığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Gel bakalım en başa geç. Vallahi. Esra Hanım bu evlilik niye bitiyor? Pardon, Esra ile Murat'ın evliliği niye bitiyor? Hı? Senin yüzünden bitiyor diyor. Bak dedin sürekli evimize geliyordu. Esra her şeyi annesine anlatıyordu. Merhaba Nidem Hanım. Merhaba canım benim. Ben... Damada da merhaba diyeceğim mi? Demeyeceğim. Damadıma demeyeceğim. Damadım beni çok üzdü. Çok mu üzdü? Ne oldu biliyor musun Nidem Hanım? Niye seni üzdü Murat? Ben bunların evine gitmedim ki. İlk ev döşediğimiz gün gittim. Tamam. Bir de Esra ile dövüşmüşler. Yine bir koydu getirdi, kiraz deposuna gidiyorduk. Bir de o zaman bu ameliyatlı diye ben koydum geldim, ikisi uğraşmışlar da. Ya bir şey olunca gidiyordum, ben onların evlerine müdahale etmiyordum dedi. Hiç müdahale etmiyordum, topu sopu bu. Bunlar var ya uğraşıyorlardı, ben yapmam diyordum. Dün de belirttim. Duydun mu kayınvalideni? Biz zaten gerekeni kendisiyle de o zaman konuştuk. Ben her zaman bunlara diyordum ki yavrum bak güzel. Gözüne bakıp konuşabilirsin. Medeni insan gibi konuşabilirsin. Arife Hanım gelmiş buraya. Tabii. Niye konuşmuyorsun kendisiyle? Ben var ya oğlanlarımı hazırlamıyordum Nidem Hanım. Bunu var ya çok seviyordum. Böyle balkonun altına geliyordum. Ben de bir gün olsun saygısızlık yaptım mı? Yapmadın ama Esra'yı çok ezdin. Esra'yı ezmedim. Ezdin. Ezmedim. Esra'yı ben ezmedim. Esra'nın yaptıklarını ya, ben sana söylemiyor muydum? Şimdi var ya Nidem Hanım. Bunlar iyi olacaklardı ama uyar, bunlar... Uyar diye defalarca demedim mi? Alt yüz olduğu sürece bunlar iyi olmadılar. Dudağının yüzünden mi oldu? Alakası yok. Alakası yok. Alakası yok. Ben bunlar geldi miydi? Her zaman hazırlanıyordum. Oğlum annemi şöyle mi olacak? Annemi de, seni de, annemi de seninle bahane etmesin. Esra'nın büyük değişimi. Ne yapalım? Belirtmedim mi sana? Esra kraliçe bile olsa beni etkilemez demişti. Bakın Esra neler yaptı bakalım izleyelim. Esra'cığım bugün bakalım nasıl olacaksın? Murat beğenecek mi seni? Murat bakalım bugün abla beni beğenecek mi? İnsan böyle üzmeye yani kıyabilir mi yani sevdiğini? Esra'cığım heyecanlı mısın? Nasıl hissediyorsun peki? Kalbim küp küp atıyor. Tekrar barışırsanız nerede yaşamak istiyorsun? Ablam Antalya'da ama başka bir bölgede yaşamak istiyorum. Uzak bir yerde. Tekrar düğün yapmak ister misin Esra'cığım? Evet. Murat yanımda olsun, ben başka bir şey istemem. Herkesin bir hatası olmuştur demek istiyorum. Yani bu sevgi 3 ayda bitemez. Ay Didem abla çok güzel oldun ya. Bir tek Murat görmüyor bunu. Vallahi çok güzel hazırlamışlar. Gül Aksoy ve Melike Aksoy'a çok teşekkür ediyoruz. Gelsin mi bakayım? Etkilenmez misin? Ben çok beğendim gördüm. Hiçbir şey değişmez abla. Öyle mi? Seni etkilemek için neler yapıyor bilsen ya. İstediğin yapsın. Hatta daha önce buraya gelmiş, sonra abisinin düğünü varmış, yengesi demiş evet, ki buraya gelemezsin evet, demiş. O zaman götürdüler. Sonra bir daha gelmiş. Yani o kadar seni istiyor yani. Barışmak istiyor. Abisi çıkartmadı o zaman. Ha? Tamam Esra abi gelsin, hazır bakalım. Bir görelim Esra'yı, buyurun. Nerede Esra? Esra da çok
Çok şık olmuş ya. Bayağı bir süslenmiş, seni etkilemek için neler yapıyor ya. Gel Esra'cığım, canım benim, gel gel. Gel gel, gelebilirsin. Gelebilirsin. Ya nereden geleceksin ya? Oradan bakalım mı geleceksin? Nereden geliyor? Gel gel. Tamam, gelsin. Gel gel. Çok güzel olmuşsun kız. Teşekkür ederim abla. Yardım edin. Elini tutun. Topuklularla çok alışık olduğunu düşünmüyorum. Bak, senin için topuklu ayakkabı bile giymiş. Anne, hoş geldin. Hoş bulduk anne. Annesini bayağıdır görmüyor. Bakmayacağım mı? Vallahi. Ne yapıyorsun? Hay canım aşkım benim. Aşkım ya. Hay canım benim. Ay, kızım. Özledim seni. Kızım. Tamam, otur. Otur aşkım. Ay. Teda. Bakmayacağım mı ya? Bir gör ya. Gerek yok abla. Bak. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Didem abla. Ay, ne güzel olmuşsun. Senin sayende. Estağfurullah. Tüm etkilemek için her şeyi yapıyorsun ama. O görmüyor. Şu anda da görmüyor, bakmak istemiyor. Aynen, görmek istemiyor. Hiçbir şey değişmez. Şu baksana yüzüne ya. Değişmemiş mi? Gerek yok. Ama bir bugün bak ya. Bir tuhaflık niye gördüm. Bakarsan ne olacak, ben anlamadım hiçbir ya. Hiçbir şey olmaz, al bakıyorum. Bugün bir tuhaflık şey gördüm olmaz. Didem abla. Ayakkabıları değiştirmiş herhalde. Ha, ayakkabıyı değiştirmiş. Evet. Olabilir evet. Esra. Bir dakika dur. Sen Arife teyze şimdi dur canım benim. Bakınca bir şey, ne görüyorsun, ne hissediyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum ki. Normal, sıradan bir vatandaş. Sıradan bir vatandaş. Şu an hala senin eşin ama. Resmi nikahlı eşin. Evet. Evlisiniz resmi olarak, evlisiniz ya. Yani, tamam, bir sessiz olun lütfen. Ben çekileyim de siz bir konuşun. Konuşmanın bir anlamı yok abla. Ama bence Esra çok şey söylemek istiyor. Aynen. Makyaj yapılırken bile sürekli konuşmuşsun. Evet. Konuştum. Yani çok sevdim, orada zaten belirttim. Bu neden böyle ayrılma kafasına taktı, 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 taktı. Ya takma. İçine sen ne var söyle. Sen ne de bana takma. Ya Murat, şu fotoğrafa bak, tamam mı? Şu fotoğraftaki olan senle beniz, tamam mı? Esra, yavaş. Dur. Rafet et. Hiçbir şey hissetmiyor musun cidden? Ya. Geliyorsun, gidiyorsun. Boşanmak istiyorum diyorsun. Tamam, sen de anla işte. Anlamıyorum ben. Kararım seni. Net oldu belli. Hayır, değil. Ya dün de dedim bak, ağladığında yani vicdanen söylerim bunu. Vicdanen söylerim. Değmez. Yıpranma. Yıpratma. Bu gözyaşları değer mi Murat için? Bence değmez. Yani o kadar değmez bir misin yani? Kendisi yani öyle söyledi. Benim düşüncem bu. Al Esra, al. Tamam. Hiç ağlama. Annesi ağlama diye telkinde bulunuyor. Ağlama bak. Ağlarsan kızım değilsin. Aa, ağlarsan kızım değilsin. Kızım diyemem. Niye? Diyemem. Ben onları niyetle besledim kendimi. Duygularına evet. Neden oynadın? Ben, onu da bir heden olurdu. Ben duygularıyla oynamadım. Çöp mü bu? Çöp mü bu? Sen defalarca kendisine de bana da demedin mi? Sen de aynıydın Murat. Sen de aynıydın. Demediler tamam, mi? Tamam, söylemediniz mi? Bir büyük olarak demediler mi? Yani ikiniz de değişin demediler mi size? Kızının kötü olmasını istedin mi? Veya Kadir benim kötü olmamı istedin mi? Kadir Hanım, ikiniz de değişin bir demedi mi? Ya Esra, bir şey merak ediyorum. Sen evliyken bakımlı mıydın? Abla, yani kendime bakıyordum yine de olsun, konferime, kaşımı, bıyığımı aldırmaya gidiyordum yani. Ya bakıyordun kendine. Aynen, yüzüme ya bakıyordum yani. Sen o zaman beğeniyor muydun? Burada soralım abla, beğeniyor muydun? Hı? Beğeniyor muydun o zaman? Ya abla, o zamanki duyguyla şu anki bir değil. Ha, beğeniyor muydun, bana onu söyle. Tabii ki yani, niye beğenmiyorum? Eşim sonuçta yani. Evet. Şu an değil miyim? Şu an çöpe mi attın? Sildi attı. Çok kolaymış ya bu evlilik. Yani çocuk oyuncağıymış. Nidem Hanım, sizden bir şey daha istiyorum. Dur. Dün bizim eve geldiniz ya. Dur bunların canım. Köve de gidin madem, bunları da sorun. Benim kızım evet, beğenmiyor sorun. Ya. Aha. Madem sorun babası abi. Böyle dedi diyor ya. Durduk, madem o zaman bunları köve de sorun, tamam mı? Arif Hanım, bir sessiz ol, iki genç bir konuşsun istiyorum ben. Ama çok sinirlendim. Şeker hastasıyım ben. Elim ayağım titriyor. Onu ben sonraya geldiğimde... Kayınbabama belirtmedin mi? Gel ben seni götüreyim. Yukarı mahalleden tut. Aşağı mahalleye kadar gidelim. Kim olursa olsun soralım. Dedim mi demedim mi? Babalığın sormuş zaten aranın muhtarına.
Üzülme ya. O sordu adamı, ben size de söyledim zaten. Arife Hanım, bir geçmişi kurcalama ya. Neden geçmişi böyle kurcalıyorsun? Burcu'yla ben kurcalamıyorum abla. Kendileri kurcalıyor yani. Ben de gerekeni söylüyorum. Söylüyorum. Her şey bu muydu? Aynen, demek ki buymuş. Madem. Allah'ın takdiriyle her buymuş. Her şey böyleymiş. Seni beğenmedi mi Esra böyle? Bence beğendi ya. Kraliçe gibi olsa bile istemem dedi. Bu beğenmediğinden falan insanı... Beğeniyor şu anda, öyle mi diyorsun? Beğenmediğinden falan değil, gurur yapıyor. Ha, gurur yapıyor. Aynen. Gurur, gurur yapıyor. Gurur yapıyor. Daha yüzler falan kızar. Gurur yapıyor. Bak annem, benim düşünüyorum. Ben beyaz tenliyim ya. Gurur yapıyor. Beyaz tenli gurur yapıyor. Anlamadım. Beyaz tenli diye gurur mu yapıyor? Ne dedin sen? Gurur yapıyor. Beyaz tenli falan diyor da yalan. Gurur yapıyor. Kırmızı kaldı bak. Ha, yanakları kızar. Ben gurur yapsam ben abla öyle, baştan beri de... Bir dakika. Suçlu adam hemen kızarıverir. Neyin gururunu yapıyor, ben anlamadım. Bilmiyorum işte, gururlanıyor bir şey de. Kızına kızmış ama baban kızın... niye çıkmadı buraya? Hı? Baban niye çıkmadı? Seninki niye çıkmadı? Benim babam çalışıyor. Benimki de çalışıyor. Bak ne güzel, işinde gücünde babası adamlar. Babası çıkınca ne olacak, barıştıracak mı sizi? Baban işim var Esra. Dur efendim. Esra, babası sizi barıştıracak mı? Hayır. Hani dün annesi dedi ya, bir şans verelim. Döndüler böyle ya abla, hani. Hmm. Dedi, verelim mi ki acaba dedi. Şansın onu vicdanen söyledi ama ben dedim ki sen benim kararıma müdahale edemezsin dedim dışarıda. Ben kararımla netim, ben istemiyorum dedim, kendisine belirttim dün de. Sen burada bir netlik görüyor musun? Net mi sence? Evet. Murat net mi? Net değil abla. Neden net olmadığını düşünüyorsun? Yüzünü çevirdi Arife Hanım. Sen niye yüzünü çeviriyorsun Arife Hanım? Yüzünü göresim gelmiyor valla. Aa, damadın yüzünü mü görmek istemiyorsun? Ne yaptı ki bu kadar kalbini kırdı Esra senin? Merak etme, öbür dünyada kimsenin ahı kimsede kalmaz. Orası zaten kesin bir şey. Arife Hanım, sen barıştırmak için mi geldin, ayrılsınlar mı istiyorsun? Vallahi barışırlarsa barışırlar. Ben bu yaşıma kadar nasıl iş yetmişsiyim? Herkes evlenince çöp gibi atmıyor herkes evliliği. Sen onları çok, elim ruj oldu, elimiz sildi. Sen onları çok barıştırmak için... Vallahi ben bunları... Sen onları çok barıştırmak için şey yapmıyorsun. Sileyim elini, dur canım benim. Sen onları çok barıştırmaya çalışmıyorsun. Barışsın istemiyorsun. Ama benim kızım onun annesine saygısızlık yapmadı, bana saygısızlık yapıyor. Ha, şu anda Murat saygısızlık yapıyor. Evet. Ya oturmak saygısızlık mı abla karşında yani? Ya insan hayır. Bir gelir, ben senin annenin elini öptüm, hayır, sen hayır, de. Hayır, demem zaten, ben demem. Yani kadın bu kadar sana iyilik yaptı. Allah razı olsun. İyiliğin karşılığında bunu mu bekliyorsun? Allah razı olsun. Ben defalarca kendisine de söyledim. Elini öpmesini mi beklerdin? Evet. Saygını Esra. Her zaman burada göstermeni isterdim. Esra. Ay, dudağımla ilgili bir şey öğrendim. Çok geçmiş olsun sağ ya. Sağ ol. Gırtlak kanseri tedavisi görmüş. Aynen. O da yalan. Yalan mı? Nesi yalan ya? Kanserin nesi yalan? Kayınvalidesi gibi falan. Çok ezmiş o da. Benim kızım ezmeyecek Nizam Hanım. Ha, şey, kayınvalidesi Dudu'yu mu ezmiş? Yok, kayınvalidesi gibi de ezmiş o. Ha, Dudu kayınvalidesini, kocasının evet, annesini evet, ezmiş. Evet, benim eve geldiler, hepsini anlattılar. Bu evlilik Dudu yüzünden bitiyor. Dudu yüzünden, her şey ayakısı Dudu yüzünden. Ayakısı yok abla, bak kendisi yok şu anki. İşte karşı karşıyayız. Yine belirtiyorum, yine söylüyorum. Onu bahane etmeyin. Bahane i̇şte değil, bak, gerçekten. Ben buradayım. Gerçekten karşınızdayım. Acıtır. Gerçekten gel Duducuğum, gel, çok geçmiş olsun. Ya ama sensiz olmuyor bir tanem. Gel, çok sen Allah iyi misin? Sağlığın kemikleri nasıl? Kemikleri de ağrıyor ablacığım, yani diş kemiği. Bugün kemiklerim bile ağrımaya başladı sinirden artık. Gel şuraya gel, ben daha sağlık. Çünkü seni suçluyorlar ya bir tanem. Aileler canlı yayında buluştu. Dedin ki onlar büyükler, üçüncü kişiler karıştığı için bu evlilik bu noktaya geldi dedin mi demedin mi? Üçüncü tamam işte, kişiler de burada. Karışmasınlar yani, karışmıyorlar. Ama o da senin anneni suçluyor. Arife Hanım, Dudu Hanım ne yaptı ya? Çok tatlı bir kadına benziyor ama. Ya desin yavrum, bu evlilik niye Esra, bitiyor desin. Ben konuşacağım da. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Geçmiş sağ olsun. Sağ ol. İlk el döşemeye geldiğimizde bir uğraştınız değil mi Dudu Hanım? Diyor bak, ondan kere cazimine anahtarı versenin evde şey yatırtacağım dedim. Onda biz zıtlaştınız ikiniz. Ondan kere başka ne oldu? Bilmiyorum galiba. Çok olay olduğundan hatırlayamıyorum bak. Düğününe karışmayacağım dedin. Ondaki kayınbabam giletti dedin. Ama dedim, senin oğlum... Ben her şimdi, zaman saklamadım. Şimdi bak, şimdi benim falan suçum yok. Oğlumun ikisinin değil mi bu suç? İkisinin. Evet. Ben ne oldum? Bak ben kaç kiloydum? Ne oldum ben böyle? Erittiler beni.
Bunlar Merit'ti. Esra bugün de açıkçası, şimdi Esra daha önce buraya bir kez bize gelmiş. Sonra abisi evlenince gitmiş. Sonra tekrar geri gelmiş. Yani o kadar kararlı. Ben önce dedim ki yani kafamda hala şüpheler vardı dünkü şeylerine rağmen. Bugün de süslenmiş. Püslenmiş, makyaj yapmış falan. Beğendiniz mi Esra'yı bugün? Güzel olmuş. Güzel olmuş. Ama Allah annesine başlasın diyorsun, benim oğluma başlasın diyorsun. Güzel olmuş diyorsun. Yani annesine başlasın, öyle diyemiyorum. Oğlumla bir araya gelmesinler diyorsun. Onlar kendi kararını verecekler artık, biz değil. Esra bak, ben aradan çekildim diyor. Sen de Dudu'yu suçluyorsun. Abla Murat yapıyor. Murat çok inat yapıyor. İnat yapıyor. Ben inat yapmıyorum. Of Murat of. Murat hala oflasan seni seviyor bu, mu? Puflasan da bu. Oflasan da bu. Murat'ın seni sevdiğini mi düşünüyorsun? Hı? Evet. Düşünüyor musun gerçekten? Sen onu ne kadar seviyorsun? Çok seviyorum. Hala seviyorsun yani. Evet. Bu hazırlanmaların, işte ona sürprizlerin de çok onu ikna edecek gibi durmuyor. Annen sana, annen sana arada ne dedi? Murat oğla ilan aşkın hepsi kesildi. Annen sana ne dedi arada? Bırak mı dedi? Neye? Arada mı? Annen, evet anne. Yok bırak demedi. Annen geldikten sonra ya sana... seviyorsa dedi, seviyorsa dedi, kızım dedi, kendi kararınız dedi. Sevmiyorsa dedi, Allah bilir dedi. Allah bilir bilir işler dedi. Bu bir takıntı mı, aşk mı? Yoksa evliliğini, yani madem bu kadar evliliğini çok seviyorsan, yani sahip çıksaydın evliliğine, sahip çıkamadın mı Esra? Abla kendisi gitti de evden. Çıkamadı işte. Neyini çıkamadım, çıkamadı Murat? Neyini çıkamadım? Çıkamadın işte, net yani, belli bir şey. Çıkamadım ne? Evliliğine sahip çıkamadım. Sen karına sahip çıkamadım desene milyonlarca kişinin içinde. Sen evliliğine sahip çıkamadın. Sen milyonlarca kişinin içinde de ki ben karıma sahip çıkamadım. Ben karıma sahip çıkamadım değil. Çıkamadın. Çıkamadım değil. Sen kendine göre hür yaşamak istedin. Hı-hı. Sen de kendi kendine yalanlar söyleyip, annene babana yalan söyleyip, otele diye köye gittik. Bu ne yalanlar? Yok. Ha, yalanlar ortaya çıkınca tabii susarsınız. O zaman siz bana kumpas kurdunuz. 3 ayda da evlilik yaptınız. Evet. Yaptık mı, yaptırdınız mı? Yaptırdık ama mecburiydi o. Mecbur değil, bir niye var? Bir de babama soralım. Senin kızın da vardı. Bir dakika. Dur, sen sus. Hayır, senin kızın da var. Nasıl bir kumpas? Nasıl aynen, bir kumpas kurdun? Bir de abla. Murat gururundan mı dönmüyor? Sonuçta tamam, sen kız... niye rahat durmuyorsun o zaman? Niye? Sen öyle de, elini sen kaldırma. Niye rahat durmuyorsun? Öyle elini kaldırma. Niye rahat durmuyorsun? Hı? Sen de zaten çık git deme seni. Annen de sana söylüyor, ben de sana söylüyorum. Sen de evden çık git deme. Annem diyor güzelce. Oğlum sus be Esra. İkiniz de düzgün durmadınız, ben size diyeyim. Osman gibi balkona demiş ki, şey demiş, Arife teyze demiş, Esra Murat'ı çok seviyor, bu Murat Esra'yı şey... Öyle bir şey, şey demedi, istersen ben bağlansın. Hak etmiyorum sen, demiş, Osman öyle mi demiş? Evet. O çocuk öyle bir şey diyecek, evet, insan değil. Ha, şimdi arkadaşlarına mı şey yapacağız? Bağlasın ama, bağlasın. Bir dakika. Osman arkadaşı ne dedi biliyor musun? Ben balkondaydım. Bunlar içerideydi, ağlaşıyorlardı ikisi. Bunun arkadaşı dedi ki, bunlar ikisini birbiri seviyor ama Murat gurur yapıyor dedi. Aa, Osman. Bağlansın. Vallahi Emre dedi, Emre. Emre ile Osman dedi, gurur yapıyor bu dedi. Her konuda beni suçlamasınlar lütfen. Ama eşyaları alıp götürmedin her mi? Her konuda beni suçluyorlar. Eşyaları alıp götürmedin mi? Eşyalar bizim. Eşyalar bizim. Onlar da götürmez. Onlar da satacaklar. Tamam, aldığın eşyayı götür. Eyvallah da. Yani çeyiz alındı gitti. Benim yüzük gitti. Senin yüzük niye götürüyorum? Mi? Bunu niye sen iki sefer attın, niye attın? Ben sana duruyor. Ne dedim? Ben sana ne dedim? Nasıl borç? Sen ben iki kere sen sormadım mı? Sen niye aldın? Geldim de işten geldim de ben iki kere sormadım mı? He? Bitti mi kızım dedim, bitti dedi. Yüzsüz de gibi dedin. Yine sordum, sen bitti de mi dedin. Kızım dedim, bitti sen deyince. Sen de dedin. Ne dedim? Sen de dedin. Hayır, senin iki yüzü çıkardın koydun. Arif Hanım bir dakika. İki saattir. İşte abla iki yani. İki saattir Duda Hanım dinliyor. Sen ikisinin ilişkisine karışıyorsun. Bence bir üç gün duraydın, buraya karıştırıyordun daha. Daha karıştırıyordun sen. Sen karışma. Sen karıştırıyordun. Sen karıştırıyorsun, evet, doğru söylüyor ya. Müdahale etme. Abla karıştırma değil, şeker hastası olduğu için bana böyle bu. Nasıl demek şeker hastası? Yemin ederim. Hı? Şeker hastası böyle oluyor. Duda Hanım da hasta. O niye Duda duruyor? Duda Hanım hasta da. Hasta da böyle bir hastalık yok. Yani elin ayağın titriyor, kimseyi görmüyor. Yüzüğünü, yani yüzüğünü, altın yüzüğünü niye götürdün Murat'ın? Abla o verdi. Vermedi abi, kızım ben çıkardım koydum yani, sen bitti deyince. Bitti deyince abi, ben yüzsüz gibi ikinci yine sordum. Bitti dedin. Evde hatta yüzük. Mesajda da var.
kusura bakma Murat bizden olmayacak dedin. Tamam, ben ne dedim? Tamam dedin. İlk tamam önce dedim sen yani. Dedin. İlk önce sen dedin. Ben demedim kızım. Bak mesaj duruyor sen diyorum eve duruyor. Gelince, eve gelince dedin. Kadar da insafsızlık olmaz ya yeter bizim ya. Bizim duruyormuş. Tam niye götürüyor sen ama? Sen sattı mı zannettin? Hayır onu da geçtim. Olur mu olur? Onu geçtim yani benim aldığım çeyizi niye götürüyorsun sen? Borcu senin duruyor. Senin aldığın çeyiz değildi o bak benim çeyreğimi aldı. Nasıl 10 bin lira abla, ben çeyiz benim aldım benim çeyizimi sana. Aldı. Benim babamın aldı çeyreği aldı tamam mı abla? Çeyreği aldı boğazını. Çeyreği aldı çeyreği. Şöyle ben sana sormadım mı? Bizim nerede dedim? Göster abi göster çeyreği göster. Sen de kaybettim demedin mi? Hayır. Dün dedin ya. Anne söyledim ben onu. Şöyle söyledim. Şöyle. Bak orada düğünde ne yaptılarsa ettiler. Ben o kadar çeyrek vardı. Bak yemin ederim. Bak düğünde takılanları ben sana söyleyeyim mi? Heh. Bizim düğünde taktığımız 3 tane bilezik. Annen de senin paralarını almadı mı? Almadı mı? Dinle. Almadı mı? Dinle. Ha, dinliyorum ben düğünde, sizi. Bütün yalanlarınızı dinliyorum. Ben de senin yalanını dinliyorum. Esra, sen de yalan dinliyorum. Konuşuyorsun. Yalan konuşmuyorum ben. Nasıl yalan konuşmuyorum? Yalan konuşmuyorum. Ben olanı bir tane söylüyorsam sen de olanı bir tane söylüyorsun. Annen dedi ki çeyrekler senin olsun dedi. Çeyreği bir anda aldınız hepsini. Tamam dursun yani düğüne dedim. Olan benim borcum var. Ben ameliyat olmuşum. Nasıl ödeyeyim ben tamam bu borcu? Da. Yatırak tamam bir insan nasıl anne, ödesin bu borcu? Annen almış. Sen zaten gözlükleri. Çalışmıyor. Bana annen almış. Bir dakika bir dakika bir dakika. Esra adamlar şey elinden geleni yapıyor. Anne ben bir dakika. Çıkamıyorum. Hayır, bir dakika yok. Bir dakika Muratçım şunu merak ediyorum. Esra sen sonuçta çok kararlı bir şekilde o evden çıkmışsın. Tamam. Ne oldu da annenin evine gittikten sonra evliliğini düzeltmeye tekrar bir araya gelmeye i̇şte karar verdi? İşte pişman oldu. Ha pişman başını oldu. Taşa vurdu ama geçti. Ha, o geçti sen diyor. Sen pişman olmadın mı? Sen ağlamadın mı? Yok. Emre beni bana istemeyen dedi. İnsan, ben niye Emre isteyeyim? Bana dedi ki, ben Esra istemeyen sen insan, gittin. Ben niye isteyeyim? Sen çekmişsin gitmişsin. Ben boş eve niye kira vereyim? Sen gittin. Esra, nasıl gittim Murat kızım? Ağladı. Ben gitmedim. Ben hayır, oldum yerine ya, duruyorum. Öyle ben değil. İşe güce ben bakıyorum yani. Ya. Dinle. Ben ameliyatta halimle çalışmaya kalktım. Rab. Gelme. Boşan o zaman ya boşan. Tamam boşanmak için geldim. Boşan. Boşanmak için geldim. Sen de boşan. Seninki sevgi değil kızım, seninki takıntılık. Takıntı olsa ben buraya niye çıkıntı değil? Seven insan eşyasını toplayıp gitmez. Seven insan gelir durur. Senin kalbinde Esra'ya yer var mı yok mu? Hayır. Önemli olan orası. Senin kalbinde hala Murat var mı? Var. Var. İnsan bir azıcık yumuşar, azıcık şey olur. Ne yapmışım ben buna? Sevgi 3 ayda bitemez ya, bitemez. 3 ayda ne değişti? Ne değişti 3 ayda? Dolayısıyla 3 ayda diyor, bana diyor. 3 ayda ne değişti? Kumpas kurdun o yüzden diyor. Benden yararlandın diyor. Evet, herkes bu dünyada şeyini alıyor gidiyor. Bundan kumpas sonra kuran da... insan, bak kumpas kuran insan evliliğinden düzgün gitmesini istemez. Kumpas kurdunuz. Yani ben söylüyorum. Ben Dizem ablaya bakıyorum artık ya. Gerçekten ben sizden ne biçim insanlık öğrendiniz ya. Sen 3 ay çalışmadın yavrum. Esra geldi çalıştın. Geçen sene çalışmıyordun. Çalışmadın ki zaten sen. Bu ne edeyim? Nafakamı versin boşanacağım. Baba benden boşansa ben mağdur olarak kalıyorum. Ben tokide, ne yiyeceğim herkes ne içeceğim? Seni. Ne, nasıl ne yiyeceğim ne içeceğim? Şurada tokide herkes biliyor. Vallahi herkes. O zaman abla nafakamı versin. Ay nafaka istiyor. Nafaka istiyorum. Tamam anlaşmalı olarak şey yapalım. Nafakamı istiyorum. Her ayda düzenli olarak nafakamı versin. Aha. Abla, ben onu istemiyorum. Son isteğim abla. Ben son isteğim. Son isteğim abla. Ben onu istemiyorum. Ama 3 aylık evlilikte nafaka mı? Hayır abla. İstemiyorum. Bunlar şöyle bana yapalım, 1 trilyon yapalım. İstediler dediler abla sana göstereceğim. Biz tamam, bir şey falan istemedik. 350 şey milyar, biz 350 milyar şey almışım. Dilekçeyi. Hepsini de almadım tamam mı abla? Ben de almadım. Sana göstereceğim.